Hoş geldiniz. Bugün Nazım Hikmet Kültür Sanat ve Araştırma Merkezi'nin yazar şair buluşmalarında Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden birini Latife Tekin'i konuk ediyoruz. Aslında uzunca bir aradan sonra yani 9 yıldan sonra iki şahane romanla karşımıza çıktı Latife Tekin. Aslında uzun uzun tanıtmayacağım size ama romanlarının çok sayıda dile çevrildiğini biliyorsunuzdur. Dolayısıyla dünya geliyor mu şu anda? Ama sesi galiba tam açık değil. Dolayısıyla dünya edebiyatı içerisinde de yeri olan yazarlarımızdan birisi. İlk romanı Sevgili Arsız Ölüm'den bu yana aslında kurduğu dil ve anlatı evreniyle yerleşik edebiyatta ciddi bir kırılmaya neden olmuş romancılarımızdan Latife Tekin. Yoksulluk üzerine yazdıklarıyla ama daha önemlisi yoksulluğun algılanışıyla edebiyattaki yerleşik yoksulluk söylemine karşı duruşuyla büyük bir etki yarattı. Takip eden yıllarda, 80'lerde başladığı edebiyat serüvenini takip eden yıllarda yine belki sadece yoksulluk değil, özellikle doğayla kurduğu ilişki, doğa üzerine yazdığı romanlarıyla da yine kendisini tanıyoruz. 9 yıllık aradan sonra Man ve City ve Sürüklenmeyle yeniden aslında yoksulluk üzerine tekrar yoksulların dünyasına bizi götürüyor Latife Tekin. Bugün bu iki romanı konuşacağız ama bu iki romanı konuşurken aslında şöyle geriye de dönüp bütün bir Latife Tekin edebiyatına da hazır fırsat bulmuşken, sizi burada yakalamışken ben dönmek istiyorum. Şöyle bir şey söyleyerek başlayacağım. Yani Berce Kris, Sevgili Arsız Ölüm ve Berce Kris'in bir kere evvela hoş geldiniz. Ben böyle paldır Teşekkür küldür ederim. girdim. Çok özür Hoş dilerim. bulduk. Sevgili Arsız Ölüm ve Berce Kristin'i ilk okuduğumuzda mikrofon kapalı. Şurada bir düğmesi var. Bu, açıyorum ama. Hayır, bu ha, şimdi oldu. Şimdi o da açıldı. Onu kapayalım. Ben kapayayım sonrası. Kapandı mı acaba? Tamam, şimdi oldu. Evet, Sevgili Arsız Ölüm ve Berce Kristin Çöp Masalları 83-84 senesinde arka arkaya yayınlandığı zaman Türk edebiyatında yerleşik bir toplumcu gerçekçi edebiyat vardı ve toplumcu gerçekçi edebiyat da yoksullara, köye veya işte şehrin kenarına göç edenlere bakıyordu ama bu başka türlü bir bakıştı. Yani buradaki bakış biliyorsunuz daha böyle aydınlanmacı, daha yol gösterici bir bakıştı. Oysa biz Sevgili Arsız Ölüm ve Berce Kristin Çöp Masalları'yla başka bir dünyaya girdik. Yani o yoksulların dünyasının ta içine girdik. Onların dilinden, gözünden bakmaya başladık ve sizin deyiminizle de aslında onların mırıltılarını duymaya başladık. Şimdi aynı zamanda da bir başkaldırı söz konusuydu orada. Yani göç etmiş insanların, şehrin kıyısına gelmiş insanların aslında kendi mırıltılarını, dilsizliklerini, şehre geldiklerinde karşılaştıkları o dille nasıl melezlediklerini, nasıl onun karşısında durabildiklerini gördük. Bu edebiyat için yepyeni bir serüvendi. Şimdi aradan uzun bir zaman geçti. Yani 80'lerden bu yana Türkiye'de çok şey değişti. Edebiyat da sürekli dönüşüyor bir yandan. Sizin edebiyatınız da arada başka duraklara da gitti belki. Ama ben Sürüklenmeyi ve Man ve City'yi okuduğumda hem o çok sevdiğim derslerde de devamlı konuştuğumuz romanların dünyasına girdim ama hem de başka bir dünyaya girdim. Onun için oradan başlamak istiyorum. Nasıl bir dünyaya girdik biz? Man ve City, özellikle tabii Man ve City, Sürüklenmeyi ayrıca konuşacağız ama ikisinin ortaklaştıkları noktayı da konuşacağız ama Man ve City ile biz nasıl bir dünyaya girdik? Ne değişti yoksulların dünyasında? Oradan başlayalım isterseniz. Evet, hoş bulduk Zeynep. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
Çok uzun zaman olmuş Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmeyeli. Zaten 9 yıl oldu. 9 yıldır biraz kapanmıştım, yazmıyordum. Gerçi 3-4 yıldır, son 3-4 yıldır Marmesit'i ile sürüklenmeyle ilgili notlar alıyorum, çalışıyorum, üstünde düşünüyorum. İşte sanayi bölgelerine gidiyorum, yoksulların evlerinde kalıyorum, işçilerin. Kitapla haşır neşirdim ama epeyce uzak kalmıştım okurlardan, gençlerden, edebiyat dünyasından. Bir küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Eskiden Boğaziçi Üniversitesi hala vardır belki değil mi? Folklor kulübü. Tabii. Var. Ben ilk Sevgiler Sürüm yayınlandığı zaman üniversitedeki gençlerden biraz daha büyüktüm. Yani aşağı yukarı aynı yaşlardaydık. Böyle çok yakın bir ilişki kurabiliyordum. Şimdi tabii epeyce zaman farkı var aramızda. O zaman Jacques Delon vardı ve Boğaziçi Folklor Kulübü Berge Christine'i bale yapmıştı. O gençler ona çalışırlarken epeyce buluşmuştuk. Evlerde de buluşmuştuk onlarla. Berge Christine'le çok eskiden kurulmuş, işte Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri kurduğu bir ilişki var. Birlikte dans ettik, tartıştık. Sonra bir iki toplantıya daha geldim üniversiteye. Ama hemen şurada Hisarüstü Mahallesi, henüz ikinci köprü yapılmadan önce o bölgelerde çok çalıştım, yani politik dönemde. Marmesit'te tabii Berge Christine'deki yoksul işçi dünyasından oldukça farklı bir şey anlatıyorum. Artık ben kendim de biraz merak ettiğim için Berge Christine'den bu yana ne oldu? Gerçi yoksulların hikayesini Berge Christine'den sonra da Buzdağ Kılıçlar'da işte kentin içinde parayı arayan yoksulların hikayesini anlatırken izledim. Yazmadıysam da hep okudum, düşündüm ne yapıyor bizimkiler, neredeler, ne oluyor diye. Aslında yüzüm biraz doğaya dönmüştü. Hep birlikte ötekileştirdiğimiz diğer şeylerle, canlılarla. Biraz böyle dönüyorum, size arkamı dönmüş gibi oluyorum, kusura bakmayın. İşte kuşlar, böcekler, bitkiler, ağaçlar, ormanlar, neyse işte bizim hep birlikte arkamızı, sırtımızı döndüğümüz ve ya da cansız saydığımız bütün o deniz, kayalıklar, koylar, bütün oralarda olup biten şey, doğa, bir de yabanıl doğa, doğayla kopan ilişkimiz, onlar üstüne düşünüyordum daha çok. Biraz belki yoksullardan da kaçtım. Biraz uzaklaştım çünkü artık acı vermeye başlamıştı onların hikayesini anlatmak. Sokak işlerine doğru girecektim, ev işlerine doğru girecektim. Berge Christine birazcık o gece kondu mahallesinin kahraman olduğu bir kitap. Yavaş yavaş ev içlerine ve yoksulların karanlık dünyasına, kapalı dünyasına doğru girecektim. Ve o zaman ne anlatacaktım? İşte bütün o mafyatik örgütlenmenin içinde olan insanlar da yoksullar. Fuhuş anlatacaktım. Pavyonlara gidip gelmeye başlamıştım. Bir ara kafama koymuştum anlatsam mı acaba diye. Sonra vazgeçtim. Yani çok acı çekeceğim, üzüleceğim ve yani kötü şeylerden de çok söz etmek istemiyorum. Böyle o dönemde yavaş yavaş yüzümü doğaya dönmüştüm. Unutma bahçesinden sonra sürüklenme üstüne düşünüyordum aslında. Ya işte insanı unutan, hatırlayan bir canlı olması, sonra işte sürüklenen bir canlı olup onu inkar etmeye çalışması, yani sürüklenmiyoruz, her şeyi biz aklımızda kontrol ediyoruz demesi. Ya da işte sürüklenmemeyi doğru bulması da ötekini reddetmesi filan böyle bir yanıyla. Bütün bunlar üstüne düşünürken ama kulağıma da hep yoksulların sesi geliyor, çığlıkları. Ya düşündüm yani devam edemeyeceğim yoksullar hakkında bir şey yazmadan. Edebiyat yapamayacağım. Ben hep söylüyorum yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapmaya çalıştım ve bu benim için çok zordu yani. Çok çatışmalı bir süreçti. Gidip gelmeye başladım. Zaten herhalde Türkiye'de olup biten şey, o dönüşüm, o alt üst oluş hepimizi bir biçimde etkiliyor. Beni de çok etkiliyor. Bir de yoksullar iyice görünmez hale gelmişler. Yani böyle artık işte
Soma filan gibi toplu ölümler olmadığında onlardan söz etmiyoruz. Ya da iş cinayetleri, işte böyle iş kazaları, neyse. Hep böyle yok olduklarında topluca, öldüklerinde bir felaket olduğunda ancak bir bakıyoruz ve sonra başımızı çeviriyoruz. O dönemde kendimi iyi hissetmek için, özellikle Gezi'den sonra, Gezi'de hani hepimiz çok heyecanlandık, çok başka bir duyguya geçtik. Yani güncel olan politikayla da çok ilişkilendik aslında. Bu bizi biraz sarstı da, üzdü de, biraz zihnimiz de kaydı belki. O süreçte kendimi iyi hissedemiyordum. Yani bir biçimde işte çocuklar öldürülüyor, öbür tarafta işçiler sopa yiyor filan. Tekrar yoksul arkadaşlarımla zaten bağım sürüyordu ama daha çok gidip gelmeye başladı. Orada kendimi iyi hissediyorum. Yoksulların yanından uzaklaşmak, kendimi gurbette hissediyorum. Yani çocukluk evim gibi onların olduğu her yer. Onların yanına dönüyorum. Sonra devam edemeyeceğimi düşündüm ve işte o süreçte gördüğüm, kaydettiğim şeyler yazmak istedim. Asıl da yani çok öncesinde fabrikaların içine dair bir kitap yazmak istiyordum. Yani çok gençliğimde Perçikris'ini yazdığım zaman aslında bu göçle büyük kentlere gelen insanlar burada ne yaşadılar? Bir kısmı fabrikalarda işte çok az bir bölümü iş buldu. Bir kısmı da işte memur olarak falan işte düzenli iş bulanlar. Sonra çok büyük bir bölümü kentin içinde parayı arıyorlar ve böyle masalsı bir arayış o. Yani işte şu kapının ardında bu kapının işte gibi yani böyle bir parayı bulma macerası. İş yok. Kendileri yaratıyorlar yani o şey maceranın sonunda da işte. Ve tostlaşıyorlar. Arada da birbirlerinin elinden parayı kapışıyorlar. Bulamadan çoğu zaman eve dönüyorlar. Bir kısmı tabii işte ceplerine silahları takıp başka örgütlenmelerin içine giriyorlar. O parayı arayan yoksulların hikayelerini falan biraz izledim ama fabrika içine dair bir şey yazmak istiyordum. O zamanki hevesim de yani fabrika içinde yani öyle bir yoksulluk var ki kenar mahallelerde şimdi de tabii başka bir biçim almış ama yine de çok ağır bir yoksulluk var. Fabrikaların içine girdiklerinde böyle bir refaha kavuşmuş hissediyorlar kendilerini. Yani işte özellikle mesela ilaç fabrikasında yerler pırıl pırıl, servisler var, işte bazı fabrikalarda kreşler var filan. Sanki böyle bir fabrikanın içine girdiği zaman işte sınıf atlamış gibi bir başka dünyaya geçiyor. O tür fabrikalarda çalışanların dilinde de çok farklı sözcükler dolaşıyor. Belki o üretim sürecinde ya da işte yabancı sermayenin özellikle olduğu fabrikalarda filan. Böyle hevesim de bir edebiyatçı olarak... acaba o üretim süreci nasıl etkiliyor dili? Onların hikayesi nasıl anlatılabilir? Teknoloji de şimdikinden daha az gelişmiş ama işte bant sistemi var. O üretimin hızı, ritmi, onların yaşamını nasıl etkiliyor? Zihinlerini nasıl etkiliyor? Böyle üretim sürecini de içine alan o dili aktarabileceğim bir şey yazmak. Şimdi ne kadar zormuş diye düşünüyorum. Aslında hayal ettiğim şey var mıydı bilmiyorum. Böyle o içimde kalmıştı benim. Yazamadım o zaman. Çok sonra onu yazabilmek için fabrikaların içine girmek lazım. Yani o üretim sürecini gözlemek için o zaman hayal ettiğim şeyi. Sonra bir arkadaşım aracılığıyla bir fabrikada bir iş bulundu bana. Yani bir ara tutturdum tekrar yazacağım falan diye bir tekstil fabrikasında. Ama sonra utandım. Yani kimliğimi saklayarak gidip çalışacaktım. O zaman artık tanımış bir yazardım. Gitsem sonra ben çıkacağım oradan. Evet sonra ben çıkacağım. Onlar orada kalacaklar. Ayıp olur. Sonra kitap çıktığında yüzlerine nasıl bakarım falan. Böyle duygusal olarak hesaplaşamadım onunla. Öyle kaldı. Öyle içimde kalmış bir şeydi. Hem de ya şu fabrikalara bir daha bakayım. Çünkü artık fabrikaların içindeki insanlar da atılmışlar işte artık sokaklardalar. Onlarla karşılaşmak daha kolay. Böylece sanayi bölgelerine gitmeye başladım. İşte Bursa, İstanbul, İzmir, Torbalı işte gidebildiğim her yerde sanayi bölgeleri, onların kenarındaki mahalleler, kimi işçi evleri, kiminde kimliğimi saklayarak, kiminde kimliğimi söyleyerek, sonradan kimliğimi söylediğim işte arayıp ya kusura bakmayın filan dediğim işçilerle
uzun bir süre geçirerek orada olup biten şeyi anlamaya çalıştım. Ne değişmiş? Bir kere tabii daha öncesinde fabrika işçileriyle iç içe yaşıyorduk biz. Hemen şurada yani hisar üstünde çok fazla fabrika işçisi yaşıyordu. Dönüştü o fabrika, yani mahalleler de dönüştü. Hisar üstünde eve temizliğe giden işçiler çalışıyordu. Bir otobüs vardı 63. Numarasını da hatırlıyorum. 63 ya da 65. Sanki 60'lı bir şey gibi hatırlıyorum. O otobüs böyle şehrin içine eve temizliğe giden kadın taşırdı gece kondularda. Ve fabrika işçileri de çalışırdı. Mesela Ortaköy bir yoksul mahallesiydi. Arnavutköy'ün içleri yoksul mahalleleriydi. Orada fabrika işçisi, babaları fabrika işçisi, arkadaşlarım vardı. Yani Ortaköy'de Faizer vardı. Levent olduğu gibi fabrikalarla doluydu. Yani fabrikalar, fabrika işçileri hiç değilse bir takım yerlerde karşılaşma imkanımız vardı. Tamamen artık onlar kentin dışındalar. İç içe yaşamıyoruz. Tabii ki her yerde yoksullar var ama fabrika işçileri sanayi bölgelerine uzaklaştırıldılar diye düşünüyorum. O bir dönemde 12 Eylül'den bir süre önce başladı ve sonra hızlandı. Artık tamamen bilmediğimiz bir dünyada yaşıyorlar. Oradan pek ses çıkmıyor. Yani biliyorsun edebiyatımıza da çok yansımıyor. Özünde aslında yoksul olma durumuna dair çok da fazla şey değişmedi. Ama işçi hakları felaket budanmış durumda. 12 Eylül'ün zaten herhalde getirdiği bir şey bu. Biraz 12 Eylül de o yüzden yapıldı diye düşünüyorum. Çok yükselen bir işçi hareketi var. Muhalif güçler çok örgütlü. Şimdikinden farklı bir duygu. Grev hakları var, sendikal hakları var ve çalışma koşulları. Birçok konuda işçiler söz sahibi, güçlü sendikal bir hareket var. Bir kere o yok artık. Tamamen patronun insafına kalmış veya devletin işte grevler iptal edilebiliyor biliyorsunuz. Neredeyse artık yani direnişler devlet gücüyle bastırılıyor. Çalışma koşulları çok kötü, çok ağır. Hele bazı iş kollarında dayanılmaz derecede ağır. Örgütsüzler ve örgütlenmemeler için her tür şey var. Teknoloji gelişmiş çok. Hani böyle eski Türk filmlerinde vardır fabrikalar, fabrika mimarisi bile değişmiş. Yani tabii endüstriyel mimari konusunda da okuyordum, bakıyordum. Ne değişti? Hani eski Türk filmlerinde vardır böyle camları griye boyanmış fabrikalar. Hatırlar mısınız bilmiyorum, çok gençsiniz. İşçiler dışarı bakmasın, hani dikkatleri dağılmasın diye camlar boyanır, kapatılır. Artık öyle değil. Büyük hangarlar, çok yüksek tavanlar ve herkes göz önünde. Çok sessiz. Sanayi bölgeleri neredeyse bir suç işleniyormuş gibi, bir günah mahalli gibi. Girdiğiniz zaman böyle bu işler nerede çalışıyor filan diyorsunuz. Öyle büyük bir ıssızlık çökmüş o sanayi bölgelerine. Ve tabii fabrika işlerinde Marmaris'i okuyan arkadaşlarımız biliyor. Bizim İslami kültürden gelen yani hani çalışmak ibadettir. Sana ekmek veren, iş veren insanın elini öpeceksin. Hani ona saygı duyman gerekir öğüdüyle uluslararası sermayenin getirdiği çok farklı. Diyelim ki Fransızların getirdiği bayağı Fransız fabrikalarında olup biten diyelim ki Avrupa'daki çalışma kültürünün izleri taşınmış buraya yani o kültür. Özellikle otomotiv sanayinde zen kaizen dedikleri şey. Hiç israfa yol açmadan zamanı çok iyi kullanarak en fazla üretimi almak. Onun için vardiya sistemleri var ve 3 vardiya bir arada çalışıyorlar işçiler. O vardiyaları değiştirmek bile çok zor yani o da şey. Her şey yani tuvalet izinleri bile böyle ölçülüyor dakikalarla. Aylıklarından kesilebiliyor. Yani insan çalışma koşulları açısından felaket, kafalar tamamen allak bullak olmuş. Hem o bizim gelenekten gelen çalışma kültürü. Bunlar iç içe geçmiş. Bazı iş kollarında. Bir de
O zamandan farklı olarak tabii diyelim ki büyük işverenler, yani işte Renault gibi diyelim ki çok sayıda işçinin çalıştığı fabrikalarda yan sanayi. Yani aslında patron kendini gizlemek için ana fabrikanın diyelim ki 10 bin çalışanı varsa 100 bin aslında ama yan sanayiye aktarılmış. 100 bin kişi aslında aynı patrona çalışıyor ama belki o şeyi bilmiyorum, vergilendirme sistemi, işte başka kolaylıklar, sigorta şu bu gibi şeyler, patronların yükünü hafifletecek her tür örgütlenme mevcut. Bir araya gelmemeler için çok sistemli bir şey var artık. Yani bu nasıl geri döndürülebilir onu da bilmiyorum. Taşeron sistemi, farklı farklı taşeronlardan işçi almak, işçileri birbiriyle yarıştırmak filan gibi. Bir de tabii genel müdürler var bazı iş kollarında. İmam onlar aynı zamanda, yani 10 bin kişiye namaz kıldırıyor filan, böyle genel müdürler var. Yani işçilerin böyle başını kaldırıp örgütlenmeleri, hak aramaları filan neredeyse imkansız hale gelmiş. Özellikle ana fabrikalarda, ana fabrika greve çıkmazsa diğer yan fabrikalarda işçilerin direnmelerinin de çok fazla sonuç almak açısından bir etkisi olmuyor. Bunu işçilerin anlattığı şeylerden öğrendim ve biliyorum. Tabii ayrıca kadın işçiler, yani benim özellikle de merak ettiğim şey bu iş kollarında ne kadar kadın çalışıyor, insanlar ne yapıyorlar? Orada da tabii çok baskı var, yani direnişlerde işte. Geçmişte de vardı gerçi ama giderek artmış o şey baskı kadınların üstünde. Yani kadın direnişe çıkarsa işte aileye gidiliyor, kocasıyla da boşanmalara varan böyle aile facialarına dönüşebiliyor filan. Yoksulların durumu, işçilerin yani haklar, yasal hakları açısından çok gerilemiş, öyle görünüyor. Ama yoksulluğun kendisi yani dilsizlik olarak orada duruyor. Evet, yoksulluk bildiğimiz yoksulluk, çaresizlik de bildiğimiz çaresizlik. Evet, romanlara baktığımızda bir kere yani bir hem bir yolculuk romanı iki romanda hem de bir arayış romanı. Özellikle Man City'de bir yandan bir arayışı görüyoruz. Şimdi biraz böyle hem de bahsederek romanlara da girmek istiyorum aslında. Man City'de iki ana karakterle karşılaşıyoruz. Ersel ve Nergis. Bir yandan Ersel'in hapis kendisine iftira atıldığı için hapse giren Ersel'in hapisten çıkıp Eriçe'ye geri dönüşü ve orada aslında üvey kızını arayışına tanıklık ediyoruz. O sıradaki macerasına ama bir yandan da orada kalmış olan, geride bırakmış olduğu arkadaşı, aslında belki de yani hiçbir zaman sevgili olmuyorlar ama hep yakınlık da oluyor, beraber de büyüyorlar. Nergis'in hikayesine tanıklık ediyoruz. Şimdi burada ilginç bir şey yapıyorsunuz. Ersel aslında tam o dilsizliği karakter olarak da temsil ediyor. Yani o mırıltısını bile biz Ersel'in duymuyoruz. Ancak anlatıcı onun zihnine girdiği için Ersel'in sesini aslında duyuyoruz. Zaten bir yerde de söylüyor romanda, yani onun dilinin sönüklüğünden bahsediyor. Ve aslında hani şey yapmış da olmayalım, romanın sonuna dair bir şey söylemiş olmayayım ama yani Ersel'in yolculuğu epeyce trajik bir yolculuk bir yanıyla da. Şimdi buna karşılık Nergis romandaki sesi temsil ediyor. Yani Nergis romanın dili aynı zamanda. Sanki yoksulların da dili, yani fabrikada çalışanların dili. Çünkü işte yerel bir gazeteye yazılar yazıyor. Bir yandan Ersel'e yazdığı mektupları okuyoruz. Bu anlamda da hem ses oluyor hem de aslında bir hak arayışı, bir başkaldırının da sesi oluyor. Orhan Koçak bir güzel bir yazı yazmıştı Mahmut Sisti ile ilgili. Orada şeyi söylüyor, iki işçi deneyimi, iki ayrı proleter deneyimi görüyoruz Mavesti'de diye. Gerçekten de öyle. Ama bunlar hani ayrı deneyimler midir, yoksa mesela siz nasıl düşündünüz? Çünkü bir yandan bütün bu söylediğiniz hani çok gerçek bir hikaye bize anlattınız demin. Ama romanda bunlar başka bir temsile dönüşüyorlar ve aslında biz o dünyanın içerisindeki iki karakterle karşı karşıya kalıyoruz. Birisi daha o yıkımı sanki temsil ediyor. Birisi ise hala bir başkaldırı imkanı olduğunu mu gösteriyor acaba? Yani
bir yandan da şey de diyorsunuz, yani Berce Kristin'de Sevgili Arsız Ölüm'de ümit daha fazlaydı diyorsunuz. Evet. Yani işte çok yakın bir zamanda Sudan'da bir kadının, genç bir kadının değil mi, yanında, arkasında dans ederek devirdiler yani Beşir'i. Kadınlar da çok, gerçekten yoksul mahallelerde de çok müthiş bir enerji var. Belki ta şeyden başlayarak, yani o gece kombi direnişlerinde de, yani biliyorsun kadınlar, yaşlılar, çocuklar hep öndeler yani şeyle çatışırken de, işte jandarmayla, yıkımcılarla çatışırken de. Ankara'da bir yerde konuşurken, bu doğa direnişlerinde de kadınlar hep ön saflardalar. Ben bunu söylerken dedi, aklıma o gece kondu direnişleri geldi. Yani bizim geleneğimizde erkeklere, yani kadınlara el kaldırmamak, yaşlı kadınlara işte vurmamak, saldırmamak, küfretmemek, böyle bir terbiye var. Tabii şimdi eskiden kalmadı. Vardı. Eskiden vardı. Yani şimdi tabii bizim köylüler ya da işte o yaşadıkları yeri korumaya çalışan insanlar hala o terbiye vardır ümidiyle, işte yaşlı kadınları direnişin önünde yer alıyorlar ama şimdi onlara da gaz sıkılıyor. Erkek, bunu anlatırken o gecekondu direnişleri geldi aklıma. Erkeklerden biri şey dedi, ya biz Elmalı'da direnişken biz erkekler olarak çıktık, paramparça ettiler bizi. Özellikle şeyde, yani o doğa direnişlerinde. Hala hepimiz cezalıyız, hepimizi içeri attılar. Biraz da erkekler çok fazla şiddet çıkmasın diye de geri çekiliyorlar. Tabii direnişlerde değil ama bu doğa direnişlerinde filan. Yoksa yani o köyde sadece kadınlar yok. Yani erkekler orada şeye çıktıkları zaman direnmek üzere jandarma bir kere erkekleri biçiyor ve hapse atıyor. Sonra da çok ciddi para cezaları filan ödemek zorunda kalıyorlar. Biraz işte kadınlarla onu durdurmaya çalışıyorlar. Bu bizim direniş geleneğimizde var yani yoksulların. İşte gece kondularda da ne yaparlar? Hemen bir minare dikerler. Yani minareye dokunmaz diye. Bayrak asarlar. Yani bayrak kutsaldır. İşte kadın, hamile kadınlar çıkar. İşte vurulmaz, kadına el kaldırılmaz falan gibi böyle bir takım geleneksel değerler. Onlarla da direnmeye çalışıyor insanlar. Tabii bunlar alt üst oldu. Yine de ben şey diyorum, büyük bir şeyle direniyorlar, sağduyuyla direnmeye çalışıyorlar. Çatışmak istemiyorlar çok fazla. Çünkü zaten bir saldırı altındalar. Çatıştıkları zaman, yani böyle çatışırlarsa çok daha ağır olacak yenilgi. Bir kere böyle bir gelenekten gelen bir şey var. Onun dışında da kadınlarda gerçekten inanılmaz bir enerji var. Yani benim kahramanımın, asıl direnen kahramanın kadın olması bir tesadüf değil. Oradaki kadınlardan biri bana dedi ki, ya bizim buralarda her evde, arka odalarda bir tane bitik erkek çocuk var. Yani bu toplum tabii ki kadın özgürleşme hareketini çok yakından izliyorum, büyük bir dayanışma duygusuyla. Ama bir yandan da yani bu maço toplumda bütün o değerleri üstlenmek istemeyen erkekler var. Erkek çocuklar var, gençler var. Onlar geri çekiliyorlar. Ersel çok şey, çok sendikal direniş sırasında içeri alınıyor. Ve 5 yıl hapis yatıyor. Sonra da geri dönüyor yaşadığı yere. Üvey kız kaybolmuş, onun peşinde arıyor. Ama aslında geri çekilmiş o direniş sırasında bile başına bir biçimde geliyor yani. Aslında yapmadığı bir suç atılıyor. Yoksullar her an tehlike altındalar. Yani şimdi de öyle. Yani bir yerde işte bir şeye karşı çıkacak olsalar kendilerini güçsüz, savunmasız hissediyorlar. Ancak bir arada oldukları zaman, topluca öldüklerinde, bir arada direndiklerinde bir varlık gösterebiliyorlar. Tek başlarına olduklarında zaten bileği bükülebilir hissediyorlar. Kadın ya da erkek. Öyle toplum karşısındaki durumları da bu. Ersel böyle öyle dili sönük. Çünkü üvey hikayesini de dinliyoruz. Üveylik çok yaygın bu yoksul mahallelerde. Üvey babayla büyümüş. Dayak yiyerek büyümüş zaten. Çok sesi sönmüş. Onun İşte üvey kızıyla kendi geçmişini belki iyileştirmek için üvey kızını arıyor. Kadınlarda böyle bir enerji var. Belki de
artık kadınların yani bıçak şeye dayanmış. Zaten Nergis'in de öyle. Bıçak kemiğe dayanmış. Yani ölsek ne olacak filan. Hani böyle bir kadın delikanlılığı vardır. Hani gel ulan üstüme filan. Artık tamamen o noktada şeyler kadınlar fabrikalarda. Özellikle de o direnişlerin filan başını çeken kadınlar. Evet, bunlar iki farklı deneyim. Yani yoksul erkek olmanın da başka türlü zorlukları var. Ama bir yoksul kadın olmanın. Yani o hani erilliğin de geriye çekildiğini de aslında evet. Görüyoruz gerçekten de. Diğer yoksullar çünkü yani yoksul oldukları için zaten o egolar kırılmış durumda zaten. Ter çocukluktan başlayarak. Bir de bunlar annelerle büyümüş çocuklar. Yoksul mu? Yani bu sanayi bölgelerinde çok fazla dağılmış aileler. Zaten annelerin eteğinde büyümüşler. Zaten yani her an şiddete uğrayarak, sürekli hakarete uğrayarak, ezilerek büyümüş erkek ya da kız çocuklar. İşte yetimlik, öksüzlük, tam da o üvey annelik, oradan üvey babalık, o masallardaki gibi böyle acımasız bir şeyin içinde büyümüş. Zaten geri çekilmiş. Geri çekilmeseler, zaten öyle olmasa herhalde yoksulları daha çok görürüz. Daha çok görünür olurlar. Niye kayıplar? Niye yoklar? Niye dilsizler? Niye onları duymuyoruz? Ama belki Nergis üzerinden ya da Nergis gibi karakterler üzerinden de bir duyma imkanımız da var. Tabii Nergis bir de yazı yazıyor. Yani, evet, yani o da ilginç, yazı da devreye giriyor. İlginç bir şey, yani, evet. Giriyor. Belki ben yazmasaydım yine onlar hakkında duygumuz olmayacaktı. İşte onların arasından büyüyen birinin böyle bir dili kullanabilir olup yazabilir olması lazım. Yani o dünya, çünkü kendileri hakkında konuşan insanlar değil. Yoklar yani bir biçimde. Dili bizim kullandığımız gibi kullanamıyorlar. Yazı yazamıyorlar. Zaten zaman da yok yani, hele fabrika işçisi için. O kadar ağır çalışıyorlar ki. Şeyi şimdi tıpkı Nergis'in yazıları gibi ya da mektupları gibi, çünkü sonuçta orada biz o sesi duyuyoruz, karşı çıkışları da duyuyoruz. Bir de fabrika dilekçeleri var. Fabrikalarda yazılan, şimdi o bana Berci Kristin de tabii hatırlatıyor hemen. O dilekçeler de çok ilginç. Fabrikada çalışanlar işte insan kaynaklarına dilekçeler. Tabii her şey çok teknolojik, çok bugünün moda kavramlarıyla da karşımıza çıkıyor bir yandan. Mesela işte psikolog istiyorlar, kickbox yapmak istiyorlar veya işte dans kursu istiyorlar. Dans kursu istiyorlar. Bir yandan bütün bunları istiyorlar. Yani sendikal direniş yok belki ama sanki daha o kapitalist düzenin şartlarına uyarak mı tepkilerini göstermeye çalışıyorlar ya da taleplerini yapmaya çalışıyorlar. Yani ya şöyle bir şey olmuş 12 Eylül'den sonra, onun öncesinde çünkü sendikalar gidip işçilere eğitimler veriyorlardı işte, yani artı değer kapitalizm neyse. 12 Eylül'den sonra o sendikal hareket dağıldıktan sonra oradaki iş hayatını düzenlemek için işte işçilere çeşitli eğitimler veriliyor. Orada kulüpler oluşturuluyor tabii, bazı fabrikalarda. Ki fotoğraf kursları da yapılıyor, işte doğa yürüyüşleri yapılıyor. Şimdi bazı iş kolları var ki mesela yine otomotiv, Renault'da meslek lisesi mezunları artık işçi. Yani eğer sen meslek lisesi mezunu değilsen zaten o fabrikada iş bulamıyorsun. İşsizlik arttıkça eğitim düzeyi de yükseliyor. Orada böyle çeşitli şeyler var, kulüpler var ve dışarıda gelinip bir programla onlara eğitim yapılıyor işçilere. Bunlar tabii onların vardiya saatlerinin dışında yapılıyor. Ben hep onu soruyordum. Bu eğitimleri peki hani iş saat içinde mi? Hani bir saat patron, bir saat onlara eğitim verirken o bir saate kıyıyor mu? Hayır. Genellikle iş çıkışları, servisler bekletiliyor falan, böyle eğitimler alıyorlar. Bir kere o eğitimli işçinin, meslek lisesi mezunu işçilerin çalıştığı fabrikalarda gerçekten böyle şeyler var. Spor da yapıyorlar. İşte doğa yürüyüşleri de yapıyorlar. Tiyatro yapıyorlar. Tiyatrolar var. Çalışıyorlar. Ama bunlar tabii çok az bir kesimi. Şimdi ben şeyi, bu dilekçeler
işte ne bileyim ben, Japonlar gelmişler veya Koreliler gelmişler. Onların getirdiği uluslararası sermaye kendi çalışma kültürlerini de getirmişler. Nerede? Toyota'da galiba ilk başlamış, böyle örnekler var. İşçiler fabrika içinde üretim sürecinde çalıştıkları için üretimi hızlandırabilecek ve masrafları azaltabilecek önerilerde bulunabiliyorlar. Böyle işçiler arasında yarışmalar açıyorlar. Diyorlar ki işte ya siz böyle yaparsanız size ödül vereceğiz. Ödül de işte çok büyük bir paralar değil, ya da bir fotoğraf makinesi olabiliyor, bir laptop olabiliyor falan, böyle şeyler. İşçiler de önerilerde bulunuyorlar. Bu bir kere bu tür öneri kutularının olduğu ve öneri şeyinin, kültürün olduğu fabrikalar var. Orada işçiler canhıraş bir halde öneriler getiriyorlar ve onlar örnek öneriler işte şey duyuruluyor, sergileniyor, onlara ödüller veriliyor filan. Mesela paketleme konusunda çok hızlı paketleme önerileri getirmişler ve bir ödül almışlar. Bu Toyota'da olmuş daha önce. Sonra bundan örnekle birçok fabrikada böyle öneri kutuları var. Biri bu ödüllü öneri kutusu, tamamen yani patronların şeyine ne denir, hızına hız katacak, üretim hızını artıracak öneriler. Bir de oradaki yine böyle her köşe başında kutular koymuşlar. İçerideki şikayet kutusu. Bir de şikayet kutuları var. Şikayet kutularıyla bu öneri şeyi farklı şeyler. O şikayet kutularına da dilekçeler atıyorlar. Ya biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz. En çok ne istiyorlar? Vardiyaların değiştirilmesini mesela. Yani biz şu böyle dilekçeler yazılıyor. Bu dilekçelerin çoğunu işçilerin bir kısmı yazamıyorlar ve işte Nergis gibi yazıyı kullanabilen ve onlara yardım etmek isteyen bu işçiler sivriliyorlar. Yani aslında böyle kadın işçiler, diyelim ki onların hepsi adına dilekçe yazan şeyler var, işçiler var. Onlardan bir tanesi Nergis'te. Benim kahramanım da böyle dilekçeler yazıyor. İşçiler adına dilekçe yazıyor. Böyle dilekler. İşte burada da dans kursu olsun, psikolog olsun, boks kursu olsun, kickbox kursu olsun filan gibi şeyler. Patronla selfie çektirmek istiyorlar ya da neyse. Aslında o dilekçeler gerçekten çok ilgimi çekti benim. Çünkü orada yani değişen hayatı göstermesi açısından çok ilginçti onlar. Böyle dilekçe örnekleri falan da gördüm. Yani hem bir, yani bir yandan bir düzene uyum sağlama da var orada, ama bir yandan bir karşı çıkış da var gibi, değil mi? Yani oradaki şey artık sendika yasal haklarını almak için bir araya gelip çok da fazla direnemiyorlar. Hmm. Sadece oradaki çalışma koşullarını iyileştirmek istiyorlar. Ya yani diyelim ki bir işçi tacize uğruyor, işte ustabaşı taciz ediyor veya işte yanındaki bölümünü değiştirmek istiyor. Onun için dilekçe yazabiliyor filan. Bir de daha insani şey çalışma koşulları için. Ne kadar dinliyorlar tabii. Genellikle şöyle şeyler anlattılar bana, yani oradaki işçilerde. Arada kalıyoruz biz. Özellikle insan kaynaklarıyla temas eden ustabaşılar, işçilerden dilekçe alıp oraya götürenler. Arada kalıyoruz biz ve çoğu işten atılıyorlarmış. Yani sonunda işçilerden yana tavır aldığımız için bizi işten atıyorlar. Öyle atılmış şeylerle, işçilerle de konuştum. Dayanamayıp yani sonunda bize bak, sen bize bu işçilerin taleplerini getiriyorsun ama işte bak durum öyle değil falan gibi. Ya böyle yap ya şöyle yap ya da atacağız seni. Sonunda böyle bayağı o aracılık eden işçilerin çoğunu atıyorlar işte. Atıyorlarmış yani. Nergis'in yazdığı yazılardan bir tanesi de başlığı şeydi. Hani ev hani yuva. Şimdi o da bir yandan şunu düşündürüyor. Romanda ya da yoksulların, bugünkü yoksulların dünyasında o ev duygusunun ne kadar, ki siz onu söylüyorsunuz bir söyleşinizde, zedelendiğini de söyleyen bir şey. Roman da zaten aslında hep bir yandan da bunu karşımıza çıkarıyor. Şimdi yine şeyde o Sokrates'te yaptığınız röportajda söylüyordunuz. Göç travmatik bir şey. Sonuçta biz 80'lerdeki romanlarda daha ziyade o göçün izlerini ve travmasını bir yandan romanda hissediyoruz, okuyoruz. Ama burada bir şey değişiyor. Yani ev duygusu hala yok ama sanki daha ağır bir şey de var. Yani
o travma halinin daha acaba yerleştiği bir şey mi bu? Yani evsizliğin ya da bir türlü bir yuvaya ait olamamanın verdiği bir şey. Sanki o kalıcılaşmış gibi. Evet, o Nergis, okumayan arkadaşlar için belki, Nergis köşe yazısı yazıyor yerel bir gazetede. Ve orada yazdı bir yazı, hani ev, hani yuva. Yoksulların evi olmaz, yuvası olur diyor. İşte kuşlar gibi evleri yok. Bir kere zaten yani çok şiddetli göç yaşamış bir toplum, bizim toplum. Bence zaten ev konusunda böyle bir travması var. Bu kadar inşaat yapmasının bir sebebi bu olabilir. Yani herkes büyük göçlerle büyük kentlere gelmiş ve evini kaybetmiş, evlerini kaybetmiş insanlar bunlar. Bunu iyileştiremiyor, bir ev yetmiyor, bir tane daha almak istiyor, bir tane daha. Sonra gidip köyündeki evini de tamir etmek istiyor falan. Böyle bir zaten genel olarak toplumda böyle o büyük göçün 60'lardan başlayarak o iyileştirilemediğini hissediyorum ben. Yani o işte gece konduların apartman kondulara dönüşmesi, yani böyle kök salmaya çalışmak falan. Devletin de tabii tavrıyla birlikte. Ama yoksullar da iyice evsizler. Yani şöyle bir şey düşün, inşaat işçilerini düşünelim. Gelirken Fethiye'deydim yakın bir zamanda, İstanbul'daki bu ne yazık ki yeni havalimanını. Orayı hiç kullanmak istemiyordum ama o tercihlerin bile şey yok yani bizim memleketten. Yani duygularımız bile sabırlıyor. Kararlarımızı sürdüremiyoruz. Çünkü bilet oraya değiştirilmiş. Yani mecburen kullanıyorsun. Oraya gittiğimde yani orada çok fazla işçi öldü ve yani gitmeyeceğim, kullanmayacağım bu havaalanını diyordum. Havaalanından gelirken şey düşündüm. Yanımda da bir arkadaşım vardı. O işçilerin birçoğu oradan uçamayacaklar ve oraya bir daha gelemeyecekler. Ama o koskocaman yeri onlar yaptılar. Yani devasa bir yer ve hala orada işçiler çalışıyor. İnşaat işçilerinin şeyini düşün. Havalimanına örnek verdim çünkü gerçekten köylerine dönecekler. Belki bir sürüsü öldü zaten yani orada. Benim de kardeşlerim böyle ilk yıllarda inşaat işçisiydi. Yani inşaatlarda çalıştılar. Çok insan zaten, başka da bir şey yok. Evler yapıyorlar insanlara, kaloriferler döşüyorlar, işte ne denir, anahtar teslim, daireleri teslim ediyorlar ama kendi evleri yok. Bu çok acayip bir şey. Yani insanın böyle vicdanını, kalbini titreten bir şey. Sonra sokaktalar, kaloriferleri yapıp döşüyorlar, sonra sobaya atacak kömür bulamıyorlar. Yani böyle bir emeğin karşılığında nasıl yani o evin olamaması nasıl bir duyguya yol açabilir? Evet, onların evi olmuyor hiçbir zaman. Ev yapanların bile evi olmuyor. Onların işte bir yerlerde sığınırlarsa şey kuşlar gibi bir yerlerde yuvaları oluyor. Burada da tabii tarım işçisinden sanayi işçisine dönüşmüş kişilerden söz ediyoruz. Zaten göçlerle gelmişler. Dağılmış ailelerin çocukları çocukken gelmişler. Anneleri babaları tarım işçisiyse kendileri de sanayi işçisi olmuş. Sonra da fabrikalardan atılmışlar. Yani artık işsiz kalmışlar. Evleri yok. Birbirlerinden başka hani sığınacak kimseleri yok. O yüzden dostluklar gerçekten önemli. Arkadaşlıklar, dostluklar. Burada da iki çocukluk arkadaşının hikayesi var zaten. Üveylik de aslında belki bunun ikamesi bir nevi değil mi? Tabii. Yani çünkü üvey teyzeler, üvey amcalar, üvey komşular, evet. Üveylik üzerinden... Çok yaygın bir şey. Bir ara kitabın adını Üveyce mi koyayım acaba diye düşündüm. Ya da kasabanın adını. Yani şimdi şöyle bir yazı yazanlardan biri de Mahmut Üstüne yazmıştı. Yani bu kadar ailenin yüceltildiği artık hani bir toplumda üveyliğin bu kadar yayılması, aileler falan darma duman olmuş. Tabii ki oraları başka yerler, uzaktalar ve görmüyoruz, bilmiyoruz. Üveylik hem çok yaygın hem de bir çare. Yani çünkü işte orada da yine toplumun baskısı var kendi aralarında da yine bir takım hiyerarşiler oluşabiliyor. Aynı zamanda işte dayımın oğlu, üvey, abim filan deyip eve birini alabilirsin yani. O da aynı zamanda
hem sorun hem çözüm. Bir imkan da veriyor. Bir imkan da veriyor. Hem bir problem hem de bir imkan. Biraz da benim bu mikrofon çalışmıyor bu arada. Duymuyorsunuz. Benim de çalışıyor anda? Galiba. Ben kendi sesimin yankısını duyuyorum ama. Şimdi çalışıyor mu? Sürüklenmeye de tabii değinmek istiyorum. Şimdi sürüklenme de bir yani daha ziyade bir yolculuk aslında. Bu sefer asistanın yolculuğu. Birinci tekil anlatıcı ve bir yazar personası gibi de duruyor asistan. Ve ona üç karakter eşlik ediyor roman boyunca. Tamsi, Karaca ve Sezer. Üç genç eşlik ediyor. O da ilginç aslında. Onlar da bazı bakımlardan Ersel'e de benziyorlar galiba. Daha böyle kırılmış, daha o erillikleri geriye çekilmiş genç adamlar. Ama orada tabii şöyle ilginç bir şey var. Aslında iki romanı da bağlayan şey bence bu doğanın kaybı meselesi. Yani çok daha ön planda sürüklenmede doğanın kaybı. Ve hatta o kadar ki gittikleri yer, yani sonunda Cehil'e gidiyorlar. Cehil'de böyle bir Nevres'in topraklarında işte bir tesis burası. Aslında hem bir sera hem işte ipek böcekçiliği yapıyor Nevres ama aynı zamanda da işte orada bir klonlama ünitesi falan var. Yani bir tür böyle distopik sanki bütün o içinde yaşadığımız o teknolojik dönüşüme de gönderme yapan bir tarafı var. Yani doğayı kaybederken nasıl başka bir şeye esir olunduğuna dair. Dolayısıyla biraz bu şeyi sormak istiyorum. Şimdi Unutma Bahçesi'nde ormanda ölüm yokmuş da biz aslında çok daha bir yanıyla da güzellenen bir doğayla karşı karşıyaydık. Yani içinde olunan bir doğayla karşı karşıyaydık. Oysa burada öyle bir doğa yok artık. Yani onu yitirmişiz. Evet, ne yazık ki. Bitti mi yani? İzmir Kitap Fuarı'ndaydım geçen hafta. Oraya Ödemiş'ten geldim. Ödemiş'te de dostlarım vardı. Torbalı'dan sonra Ödemiş'e de gitmiştim. Çünkü Bayındır, Ödemiş, o bölgelerde bu teknolojik seraların da olduğu, çok fazla fidanlıkların olduğu bölge. Şimdi direnişler sürüyor. Yani aynı zamanda zeytin var, tabii zeytinlikler var. Her yerde yani Muğla, Miras bölgesi ürkütücü derecede yani alt üst edilmiş durumda. Orada çünkü feldispat, kömür ve Muğla'nın çok eskiden yazdığım bir yazı vardı. Muğla'nın ormanlarının altı mermer ocağı diye. O zaman bile dehşete düşüyordum. Şimdi inanılmaz bir şey yani uçaktan görebiliyorsunuz. O tarafları uçarsanız yani gözünüze ilişecek. Her yer delik deşik ve ürkütücü bir tahribat var. O bölgede tabii jestler için direniyor insanlar. HES'ler için yukarıda direniyor. O bölgede de jestler için direniyor. Ama bir de Manisa'dan başlayarak Denizli'ye kadar nikel, kömür, feldispat, mermer ocakları ayrı, taş ocakları ayrı. Onlar için bir de barajlar yapılıyor. Barajlar o bölgede, barajlar içinde yani birçok şey suların altında kalıyor. Barajlar da o bölgedeki nemi artırıyor ve artık mesela Aydın'daki incir tehlike altında. Bunu Aydınlar anlatıyorlar. Yani yüzyıllar boyu insanlar oradan incirle yaşamışlar. Yani İpek yolunun biliyorsun geçtiği yerler ve incir satıyor o insanlar. Artık incir olmuyor ya da olmayacak. Böyle bir tehlike var. Bütün Menderes Ovası zaten sanayi açılmış. Bursa'dan İstanbul'a gelirken görürsün. O verimli Bursa Ovası gitmiş. Sanayi açılmış. Şimdi hani tarım çok tartışıyoruz ya yani ülkede tarım bitti falan diye. Bir yandan da düşünüyorum yani bir yandan da gizliyorlar mı? Yani topraklar çok kirli. Artık yani çünkü kimyasaldan topraklar kirlenmiş durumda. Ben biliyorum Konya Ovası'nı temizleyemiyorlar. Tuz, işte Tema uğraşıyor. Gidip orada burada toprak kiralıyorlar. İşte Sudan'da hani adam diktatör gidince bizim kiraladığımız topraklar ne olacak falan filan diye konuşuyorlar. Çeşitli yerlerde toprak kiralıyorlar. Bir kere topraklar çok kirlenmiş durumda. Irmaklar çok kirlenmiş durumda. Bu şeyde de böyle, Marmara'da da böyle, Trakya'da böyle. İşte Karadeniz seslerle zaten uğraşıyor.
o kadar çok ruhsatlandırma yapılmış ki mesela Milas bölgesinde gidip bakıyorum da 40 köyü yok edecek şey ruhsatlandırma. Böyle şuursuz bir şey, bu nasıl kontrol altına alınacak bilmiyorum. Doğa evet, yani bir ara biz de Gümüşlük Akademisi'nden hani içeride böyle bir tarım bölgesi bulsak ve biraz bir şeyler eksek diye baktık ama her yer tehlike altında. Her an birisi gelip bir maden ocağı açabilir. Tarla madenciliği diyorlar. Yani artık almış başını gitmiş. Bu nasıl durdurulacak bilmiyorum. Yani böyle bir her köşesinde maden ruhsatı verilmiş, maden aranan bir ülkeyiz artık. Yani doğa eğer şey olmadıysa, yani kıyılar gasp edilmediyse, biraz içeride işte maden şirketleri, evet, bir de bilmiyor köylüler. Yani orada çevre platformlarında çalışan insanlar var bölge bölge. Bilmiyorlar çünkü devlet ruhsatlandırmayı yapıyor, özelleştirme yapıyor. Yani şöyle işliyor işte, biliyordur belki arkadaşlar da. Satıyor, yatağındaki termik santrali satıyor, o bölgede ÇED raporlarını yenilemeden ruhsatları veriyor. Köylüyle şirketler karşı karşıya kalıyor, devlet çekiliyor. Ama köylü direndiği zaman işte jandarma gidip köylüyü dövüyor. Yani olan böyle bir şey oluyordu. Her bölgede bu yaşanıyor. Tabii şu anda bilmiyoruz yani nerede ruhsat verildi. Hani Gümüşlük'te bile maden ocağı var. Şimdi Gümüşlük'te eskiden bir maden varmış, yani Gümüşlük'üne doğrudan geliyor. Sonra kapatılmış uzun yıllar önce. Şimdi hemen yakında bir taş ocağı var. Şimdi ben ne zaman gitsem Bodrum'a diyorlar ki lütfen oralarda galiba yeniden gümüş madenini açacaklar. Şimdi tüylerim diken diken oluyor. Ya diyorum ki yine mi kavga edeceğim ben? Yani kavga etmekten yoruldum, tekrar mı kavga etmeye başlayacağım? Yani her yerde Gümüşlük gibi, yani turizm alanlarında bile pekala ruhsatlandırma yapılmış olabilir. Bunlarla işte çevre platformlarından insanlar bütün bu ruhsatlandırmaya karşı şey, duyarlılık oluşturmaya çalışıyorlar. Tabii devlete de sorarsan o da diyor ki yani işte ne yapacağız? Tabii ki kömür çıkaracağız. Siz de elektrik istiyorsunuz, enerji istiyorsunuz. Bu tabii yani çok tartışmalı bir şey ama olup biten şey, insanlar oldukları, yaşadıkları köyleri, hayatlarını korumaya çalışıyorlar. Doğa, yani benim tabii doğayla meselem çok çok öncesinde başladı. Yani ormanda ölüm yok, şu yazdığım yıllarda işte ormanlara gidiyordum. Ağaçlara, otlara, böceklere, kuşlara böyle şey, dönmüştüm yüzümü. O zaman tuhaf geliyordu ya işte doğadan, ormanda ölüm yokmuş böyle. Bir şey gibi, yabancı bir nesne gibi düşmüştü şey, okurun eline, ne diyor, ne ormanı falan gibiydi 2001'de. Ama ben tabii çok başka bir yerinden bakıyordum. Şimdi acil bir durum haline geldi. Yani işte çok başka şeyler tartışıyorum. İşte doğa burada dekor halinde, işte dekor haline getirilmiş. Kadınların doğayla ilişkisi, ne kadar korktuk, niye doğa içinde korkuyoruz, niye ormanda yürüyemiyoruz, niye zirve göllerine tek başımıza gidemiyoruz falan, böyle kadın özgürleşme hareketiyle de biraz böyle tartışarak, hani sadece şehirlerde özgürleşmek yetmiyor, hani korkuyoruz, tek başımıza var olamıyoruz falan gibi böyle başka bir yerden tartışırken, bugün artık gerçekten ülkenin her yerinde maden aranıyor ve büyük bir tahribat var. Acil bir durum. Kaçınılmaz oldu. Kaçınılmaz oldu yani onun için. Yani o orman güzellemesi yapmak filan artık o bile evet yani o bile nostaljik bir şey gibi. Orman dönüm yokmuş, öyle geliyor bana şimdi yani o ilk mesele ettiğim şeyden çok daha şiddetli bir durumla karşı karşıyayız. Peki bu, yani yavaş yavaş salona döneceğim ama bir şeyi mutlaka sormak istiyorum. Şimdi eğer herkes de iki romanı birden okuduysa bu soruma anlam vereceklerdir. Mavi ve Sit ve Sürüklenme bir yandan da birbirleriyle konuşan romanlar. Yani hatta o kadar ki bende şu hissi yarattı. Acaba bunlar bir büyük roman olsaydı o da güzel olmaz mıydı diye size de bahsetmiştim bundan. Dolayısıyla aslında siz de çok güzel bir cevap verdiniz. Yine belki onu konuşabiliriz. Yani neden ayrı ayrı
yayınlamayı tercih ettiniz. Evet, yani bu iki kitabı okuyan arkadaşlarımdan benzer bir şey söyleyenler oldu. Zeynep de bir önceki karşılaşmamızda söyledi. Yani bu iki kitap birleşseydi ve büyük bir roman olsaydı ne güzel olurdu aslında. Böyle bir duygu uyandırıyor. Ama ben yoksullar nasıl görünmezler ve apayrı bir dünyaları var. İki ayrı dünya olduğuna inanıyorum ve aslında çok geçiş olmadığını düşünüyorum o iki dünyada, yani iki dünya arasında. Dil öyle kurulmuyor çünkü. Yoksullar dili mırıldanıyorlar ve o yoksullar hakkında ancak ben diyorum ya, yoksullar roman kahramanı da değiller. Çünkü birey değiller yani. Dili başka türlü kullanıyorlar. Yani mırıldanmıyorlar derken yani dünyayı ve kendilerini anlamlandırmak üzere kullanmıyorlar dili. Bizden farklı kullanıyorlar. O yüzden onları böyle bir romanın içinde anlatmak diğer insanlarla birlikte çok da fazla bana doğru gelmedi. Yani onların romanı başka türlü olmalı ya da onların hikayesi roman da olmayabilir. Başka türlü anlatılmalı diye düşünüyorum. İki ayrı dünya varsa iki ayrı şey olarak yazmak bana daha doğru geldi. Ama bir yandan da iç içe de geçiyorlar. Yani yoksulları romana yedirmem yani. Onun için onu bir araya getirmek istemedim. Ama sürüklenmenin karakterlerinde de işte o kırılganlık ve aslında yoksulların diline yaklaşan bir şey de bir yandan var sanki. Yani en azından bizim daha karşı karşıya, yani mesela şey arabacı Çaredar var, işte dediğim gibi o üç genç erkek bir yanıyla da o kırılganlık, genç yoksulluğu var aslında. Üç genç yoksul kahramanı var sürüklenmenin. Evet. Ama genç yoksulluğu zaten yani bugün hep öyleydi. Gençler de her zaman yoksul. Çünkü paraları yok. Annelerde babalarda para. Ama gençlerin enerjisine ve onlardaki hayata, enerjiye, canlılığa ihtiyacımız var. Her zaman ayaklansalar da işte işçilere ihtiyacımız olduğu gibi gençler de sürükleyip bizi başka bir yere taşısalar istiyoruz ama para vermiyoruz. Onları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Hem tehlikeli bir enerji taşıyorlar. O yüzden gençler yoksullar. Aslında kadınlar gibi gençler, kadınlar ve yoksullar bizi kurtarabilirler. Birazcık da bir kadın üç genç yoksulu örgütlemeye çalışıyor. Orada onların hayatını değiştirmeye çalışıyor. Her zaman yani vardır kadınların belki annelikten de gelen bir şey. Aynı zamanda ama dilsizlikten de gelen bir şey, yoksulluktan da gelen bir şey. Oradaki üç genç yoksulla aslında bir örgüt kurmaya çalışıyor oradaki kadın. Yani var olan eski örgüte karşı. Genç yoksulluğu sadece hani parayı vermiyoruz anlamında değil. Tabii ki yani şunu demek istiyorum, varlıklı ailelerin çocukları bile yoksullar aslında, gençler. Para onlarda olmadığı için. Ama genç yoksulluğu çok ciddi bir mesele. Mesela Afganistan, Pakistan, Afrika göçünü düşün. Genç erkekler göçüyor. Biliyorsunuz yürüyerek falan geliyorlar böyle. Bir yerlerden giriyorlar işte Kars'tan, Erzurum'dan, şeyden, oralardan. İlk iç göçte biraz böyleymiş. Önce erkekler göçüyor Adana'ya, işte İstanbul'a. Sonra onlar yerleştikten sonra aileleri alıyorlar. Bizim ilk göçlerde böyle, yani yurt dışı göçte biraz böyle. O yüzden genç yoksulluğu dünyada da çok, yani bugünün meselesi olarak da ciddi bir mesele. Bir de tabii çok üzülüyorum ben. Yani bizdeki şimdi son işsizlik rakamları açıklandı. %25 gençler arasında işsizlik. Bir romancı gibi konuşmuyorum değil mi? Sanki böyle işçi bulma kurumundan biri gelmiş gibi. Ama ne yazık ki böyle yani. Edebiyat, öyle diyorum ya, yani edebiyat bu anlamda artık beni çok da fazla... yani ilgilendirmiyor demeyeceğim ama şey, yani o kadar steril bir biçimde ilgilenemiyorum. Evet. Yani şöyle bir şey demişsiniz hatta, belki de artık geçmişte olduğu gibi edebiyat yapılamayacağı duygusuna kapıldığım için de gidiyorum. Yani evet. O işte bütün o bölgelere gidip ya da işte fabrikalara gidip konuşma ve onları duymaya çalışma hali, o
Yani tabii nedir yoksullardan söz edeceksek, evet, kadınlardan söz edeceksek. Ama sadece tabii onun için mi? Yani geçmişteki gibi yapılamayacak derken edebiyat? Yani edebiyat tabii bir yerde bir şeyde de konuşmuş. Yani yoksullar edebiyat yapmıyor, kitap da okumuyor. Yani okurlarsa mutlu oluyorum ben tabii, bazen böyle karşılaşıyorum. Bazı söyleşilerime gelen işçiler oluyor, seviniyorum ama çok az sayıdalar. Çünkü hayatları el vermiyor. Zaten dili mırıldanıyorlar diyorum. Yani yazıya da o kadar şeyleri yok yani, oturup hani onlar arasından çok az insan yazı yazabiliyor ya da kitap okuyabiliyor. Şimdi edebiyat yani böyle bir dil estetiği kuruyorsun, böyle müthiş bir entelektüel haz. İsterim tabii ki bütün yoksullar o hazzı alsın, okusunlar ama zaten hayat öyle değil. Öyle olduğu için ve ben yoksullar hakkında yazdığım için onlar hep çok güçlü bir bağım olduğu için bir yanıyla edebiyatla hep bir meselem oldu zaten. Çünkü böyle bir durum var ortada. Evet, o zaman da başka yollar yani yapmak. Yani söyleyebileceğim şey şuydu, yani hani sen yazı yazıyorsun, hani yoksuldun, yoksullar edebiyat yapmıyor, sen hala yoksul musun falan derler. Ben yoksulluğumu koruyarak edebiyat yapmaya çalışıyorum diyordum. Eğer koruyarak yapamıyorsam edebiyat yapmayacağım. Yani o zaman işçi bulma kurumu temsilcisi gibi yazacağım. Yani yazmaya devam edeceğim. Yani o anlamda edebiyat meraklısı değilim yani. Tabii edebiyat okuruyum yani, zaman buldukça güzel kitapları okurum ben de yani, ama yoksullar orada dururken yani edebiyat o anlamda o kadar ilgilendirmiyor beni diyorum. Yani steril edebiyat. Tabii bir zamanlar daha bütünlüklü yazı yazılabiliyordu ama bugün bir de şimdi genç edebiyatçıların bazı metinleri ulaşıyor, onlar gönderiyorlar bana bakayım diye. Ben kendim de sıkılıyorum o kadar bütünlüklü, hayattan böyle arındırılmış, steril, güzel yazı, güzel yazılmış, evet, güzel kurgulanmış, evet, ama içinde hayat yoksa, yani bütünlüklü bir metin okumak beni de yoruyor ve sıkıyor artık. Ama bir zamanlar öyle bir şey okumak, hani bizi hayattan, o hayatın şeyinden uzaklaştıran bir şey okumak İyi geliyordu ama bana artık iyi gelmiyor. Sıkılıyorum o tür edebiyatta. Şimdi edebiyat da daha parçalanmış bir edebiyat aslında bugünün evet, edebiyatı. Belki yeni kuşakları düşünelim. Şimdi evet. Yani tweet atıyor ya da Instagram'da şöyle birkaç cümle yazıyor. O kadar hızlı ifade ediyor ki kendini. Belki işte bütün bu şeylerden edebiyat formu da değişecek. Hı-hı. Bir de önemli şeylerden bir tanesi yani kadınlar yazmaya başladıktan sonra yani bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bence edebiyat biçimleri de değişti. Yani form değişti. Formu değiştirdi. Belki sen de tabii belki değil çok iyi hissediyorsundur. Kadınlar yazdıkça bende o var olan biçimler alt üst olacak, değişecek, yepyeni biçimler gelecek. Bu 2000'lerden sonra özellikle onu çok görüyoruz. Yani kadınlar çok daha fazla zaten yazıyorlar. Siz mesela orada hani tam da o formda bir şey görüyor musunuz? Yani görüyorum, kendi yazdıklarımda görüyorum. Sadece yoksul olmamla ilgili değil, kadın olmamla da ilgili. Çünkü o hiyerarşik kurgudan nefret ediyorum. O bütünlüklü şeyden bana yalan gibi geliyor. Yani bir sürü şey. Zaten bir sürü şey kadınlara yalan gibi geliyor. O yüzden var olan şeyi alttan altta hani oyarak değiştiriyor zaten. Değiştiriyor diye düşünüyorum. Değiştirmeye çalışıyoruz dedi. Peki galiba artık salondan da bir şeyler sormak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Son vergilendirme sistemiyle ilgili açıklıyorum. Yok. Biz ne edebiyatta evet kalacağız galiba. Buyurun. Nasıl isterseniz. Hiç görmediğim için. Evet, oradan bir arkadaşımız, evet. Belki bir itirazda bulunacağım. Yani bir soruya da çevirebiliriz. Edebiyata o anlamda o kadar da meraklı değilim dediniz ya. Yani hiçbir haksızlık ettiniz diye düşünüyorum. Ben çok yeni okudum Mahmesti'yi. Tam tersi, öyle bir dünyayı anlatıyorsunuz ki o dünyayı anlatmanın yolu öyle bir metin ortaya çıkarmak bana sorarsınız. Yani tek yolu değil belki ama hiç şey de değil, edebiyat araçsallaştırmıyorsunuz. Orada müthiş estetik bir metin var, bütün o parçalarıyla farklı
Ateşoğlu Dilekçelerin Dili'nin dergisini temsili arada ve bana sorarsanız da bütün edebiyat maceranızda bunu yaptınız. Dolayısıyla o iş ve işçi bulma kurumuyla konuşuyorum. Belki konuşurken, bunları anlatırken öyle gidebilirim. Edebiyat metinlerinizin hiç öyle olduğunu düşünüyorum. Az önce söylediğiniz mesele sürüklenme de o tipler, o hız, metnin hızı hepsi bir arada. Belki buradan yani biraz da açarsınız ama edebiyata meraklısınız bence. Güzel. Ama edebiyat yapmak için yapmıyorum onları. Yani gerçekten birincil olarak değil derdim. Tam da hissettiğim şeyi ve gördüğüm şeyi tam bir, yani kalbimdeki ve zihnimdeki biçimiyle en doğru biçimde aktarabilmek için uğraşıyorum. Bu buradan iyi bir şey çıkıyorsa kitap, evet öyle çıkıyor. Tabii ki İlk yıllarda çevirmen olduğumu söylerdim hep ben. Yani yazar demek bana zor gelirdi belki de işte yine yoksullar hakkında yazdığım için. Bir de dilsiz insanlar için hakkında yazdığım için. Onların dilsizliğini dile çevirmek aynı zamanda bir suç. Yani hep böyle bir suçluk duygusuyla yazardım ya da kalırdı içimde öyle bir şey. Bari bir günah işliyoruz, güzel işleyelim diye uğraşıyorum. Hep öyle uğraştım yani. Çok teşekkür ederim Marmaris'le ilgili söylediğiniz güzel şeyler için. Şurada var arkada. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İki soru olarak kendi şöyle sormak istiyorum. Siz materyal ve argümanlardan bahsedeceksiniz. Edebiyat materyalleri ve argümanlarınızı, kendi materyallerinizi. Sanırım metni oluşturmak için bizzat dışarıdan derleyiyorsunuz. İçinde olan örneğin mahalleleri, fabrikatları ve zilyelere gidiyorsunuz. Bu biraz da elimiz olan tekniği gibi de görüldü ama bu ne kadar doğru? Bunu sormak istiyorum. Bizzat içinde olmadan içinde yapmak bağlamaz mı acaba? Diğer sorun da şu olacak. Siz hala yusulluğunuzu koruduğunuz ve o yusullukla eğer yaptığınızı söylüyorsunuz. Ya da eğer kimde oluşurken yusulluk tırnak içerisinde kimliğinizi yitirmediğinizi söylüyorsunuz. Konuşmanın başında bu sürekli vurgulandı. Ben şunu sormak istiyorum. Acaba siz biraz daha bunu yaparken yusulluğu bu savaşta fetişleştirmiyorsunuz acaba? Son şeyi duyamadım. Yoksulluğu varken bunu kutsallaştırıp fetişleştirmiyor musunuz? Evet. Ya tabii dil öyle bir şey ki yani her şeyi böyle dile döktüğümüz zaman böyle hissedilebiliyor ne yazık ki. Yani gerçekten çok zorlu bir süreçti bu. Yani yazmaya başladıktan bir süre sonra ben yoksulluğu aslında belki de başlarda öyle mesele etmeyecektim. Yani ilk başlarda yani kendi hikayelerimi anlatmaya çalışıyordum. Sevgili Arsu'nun, Berç Kristin'i yazarken. Fakat ben ünlendikten sonra benim edebiyat dünyası içindeki konumu meseleden insanlar yüzünden ben yoksulluk üstüne düşünmeye başladım. Benim meselem haline geldi bu. Yoksa ilk başlarda yani yazıya öyle başlamadım. Şu an yoksullara oturayım anlatayım filan diye. İster istemez bana gösterilen dirençten dolayı yoksul üstüne düşünmeye başladım ve tabii ki yoksul bir kadın olarak yazmak ve de genç bir insan olarak yazmak üstüne, çok gençtim zaten, düşünmeye başladım. Yani benim yazım birazcık da bana gösterilen dirençle yani hem yoksulluğu mesele etmem yani felsefi olarak da yani yoksulluğu anlamaya çalışmamı getirdi. Hem de önceden öngörmediğim, planlamadığım bir biçimde o direnci kırmak üzerine de çaba harcamaya başladım. Sonra fark ettim ki gerçekten bu hiç mesele edilmemiş. Yani bizim Yaşar Kemal'le mesela böyle aramızda konuşulmuş bir şeydi. Dilde mesele edilmemiş. Daha öncesinde. Mesela Yaşar Kemal, yani bizden önceki kuşak, ben evin içinde konuşulacak, kullanılan dille yazacağım dediğimde onlar zaten o dille yazmışlardı.
ben ne yapabilirim diye bakmaya başladığım zaman ben dil üstünde de düşünmeye başladım. Sonra bana gösterilen o direnç şey yoksulluk üstüne düşünmeye başladım. Bu adım adım oldu. Adım adım yani yoksul insan olarak yazdım, öğrendim. Bayağı şeyden öğrendim. Edebiyat dünyası okurlardan öğrendim ve eleştirmenlerden öğrendim. O zaman şöyle dedim. Tamam peki o zaman düşünelim bakalım bunun üstünde dedim. Yani dışarıdan değil bayağı şey içeriden mesele yani yoksulluğu mesele edilmiş bir yazar olarak algılandığım için bunu mesele etmiş bir yazarım ben. Ondan sonra da yani veya gençliği veya kadın olması sonra da adım adım baktım ki gerçekten bizim edebiyatımızda yoksulluk meselesi veya diyelim ki yoksul bir kadın olarak yazmak değil. Daha önce benim mesele ettiğim gibi mesele edilmemiş. Adım adım öğrendim bunu ben. Adım adım öğrendikçe de şu oldu. Yani gerçekten ya yazmaya devam etmeli miyim? Çünkü can sıkıcı bir şey. Sınıfsal mesele yani o kadar ağır bir mesele ki neredeyse böyle hani şey kadar hiçbir biçimde değişmez. Yani hiçbir biçimde, hiçbir durum bunu değiştiremez. Ben ne kadar ünlü bir yazar olsam ya da yani ben her yerde o yoksulluğu hatırlayarak ve hatırlatılarak var oldum. Yani şöyle diyelim ki çok ünlü bir yazar oldum. Berçik Rist'in Çöp Masalları'nı yazmış biriyim. Ben çok lüks bir uçak yolculuğuyla bir yere gidiyorum. Mutlaka aklıma şu gelir. Ben çöp yazdım ve bu uçakta ne arıyorum? Gelir yani bu. Bu kendi deneyimim. Bana dayatılan şeyler ve benim hatırladıklarım ve benim kendime söylediklerimle aslında içeriden adım adım gelişmiş bir şey. O yüzden yoksulluk kutsallaştırmak değil, yoksulluğu mesele edenlere gelin bakalım o zaman. Bu öyle mesele edilmez, böyle mesele edilir deyip tartıştım ben bunu ve bayağı şey herkesin önünde tartıştım. Yani onu böyle birlikte tartışalım şu gelin bakalım. Bu kadın olmak, yoksul olmak, yazmak, politik örgütlenmelerde konuşalım, doğa karşısındaki durumumuzu konuşalım. Peki oturuyoruz burada, buradaki her şeyi yoksullar yaptı, yoksullar nerede, niye sizin dünyanızın içinde bu yok? Bütün bunları tartıştım, konuştum. Yoksulluğu kutsallaştırmıyorum. Ama yoksulluğu, yani şöyle bir şey, yoksulluğu, yoksulluk sözcüğünün bile onlara dışarıdan söylendiğini söylüyorum ben. Dili kuranlar yoksullar değiller. Dili kuranlar ve kullananlar, yani dünyayı ve her şeyi anlamlandırır, yoksullar değiller. Onlara yoksulsunuz siz deniyor. Dili kullanarak onlar tanımlanıyor ve onlar onlara takdim ediliyor. Ben de diyorum ki, ben yazı yazıyorum, yani dili kullanıyorum. Dili kullandığım için de belki bunu görebildim. İki ayrı dünya var. Yoksullar burada duruyor, diğer insanlar, dili kullanan, hatta dilbazlar diyelim, burada duruyor. Dil ama öyle kurulmuş ki yoksullar düşürüyor, zenginliğe çıkılıyor yani diyelim ki. Ben bunu çözdüm, söktüm, deşifre ettim yani yaptığım şey bu. Kutsallaştırmadım. Yoksa kimse yoksul olsun. Aman yoksulluk şahanedir veya zenginlik. Yani zenginlik ne kadar adi bir şeyse yoksulluk da o kadar adi olabilir. Ya da zenginlik ne kadar büyüleyici bir şeyse yoksulluk da o kadar büyüleyici olabilir. İki ayrı dünya olduğunu söylüyorum. Ben Türkçeden Türkçe çevirmenlik yapabilirim. Hatta Tayyip konuşurken bazen içimden geliyor. Ya şu adama Türkçeden Türkçe çevirmenlik yapsam diye. Çünkü iki durumda olma halini tanıyorum, biliyorum ben. Ve bizim toplumumuz bu yüzden çok büyük bir karmaşa yaşıyor. Keşke gücüm yetse de yapsam o çevirmenliği. Yani yaza yaza ve şeyle öğrendiğim için sadece yoksullar değil, geleneği de yani. Çünkü yoksullar aynı zamanda dili mırıldandıkları için geleneğin de taşıyıcısılar bir yandan da. Yani o masalları kuşaktan kuşağa taşıyorlar. Böyle bir durum. Yoksa yüceltmiyorum. Tabii bunu bu biçimde tartıştım ve bunu böyle hem kendim yüzleşip hem benle konuşmak isteyen insanlarla bunu ya da kitaplarımı okuyan insanlarla bunu böyle konuştuğum için tabii yoksulluğumu korudum yani korumak zorunda kaldım yani gözüm gibi baktım diyelim yani ona yani bunu yüceltmek için değil başka türlü bunu çözemezdim deşifre edemezdim yani eğer orada zihnim takılıp kalmasaydı gerçekten yani o ünü de başka türlü yaşardım yazardım da keyfini başka türlü sürerdim bu ara durumda
kalmak belki de bunu çözmemi sağladı. Yücel, neden çok? Ben yoksullardan daha yersiz yurtsuzum aslında. Yani tam yok ya. Ne oradanım ne buradanım. Yani o yersiz yurtsuzluğu da belki birazcık. Daha dilsizim belki. Hani yazı yazıyorum ama kendi durumumu anlatmakta daha yersiz yurtsuzum. Yani böyle diyebilirim. Bir de şey, yani bu dışarıdan hani gidip dışarıdan gözleyip yazma meselesi aslında belki de o biraz daha yanlış yansıyor. Çünkü tam tersi, romana baktığımızda o kadar içeriden bir ya dışarıdan ki, her giden öyle yazamaz yani. Bir de evet, öyle bir şey var. Benim onu yazamadığını biliyoruz için. Yani ben gördük o yoksul yanımı ve şeyi hep korumaya çalıştığım için zaten hep zihnimin bir yanı hep orada olduğu için. Çünkü yoksulluğu ben zihnimde masumiyetle de birleştiriyorum. Ben yoksulluğumu kaybettim ama yoksulluk duygumu korumak istiyorum, yani onun hatırasını. Ama aynı zamanda yoksulluğumu kaybettim de masumiyetimi kaybettiğimi düşünüyorum. Ben yoksulların masum olduklarını düşünüyorum mesela. Yani bu bambaşka bir tartışma. Yani dile bulaşmadıkları için ve dili onlar kurmadığı için. Dille birbirlerine hükmetmedikleri için masum olduklarını düşünüyorum. Yani benim yoksulluğumu kaybetmiş olmam, masumiyetimi kaybetmiş olmam da zihnimde ve kalbimde böyle örtüştüğü için başka türlü bakıyorum. Yoksa hani şey gibi yersiz yurtsuzum diyorum ama benim evim orası yani. Yoksulların yanı benim evim. Ben yoksulların yanında değilsem kendimi gurbette hissediyorum. Burada gurbetteyim mesela, öyle hissediyorum. O öyle olduğu için çok dışarıdan biri gibi görmüyorum kendimi. Yani hemen kaynaşabilirim, orada yaşayabilirim. Bir şey olsa ben hep şey derim, yani ben yersiz yurtsuzum ama koskoca bir ülkem var yani. Yoksulların yanına giderim, hiç çok mutlu olurum, rahat rahat yaşarım yani. Böyle gidiyorum da zaten. Dışarılıklı değilim yani. Var mı? Buyurun. Teşekkür ederim. Ben de mutlu oldum. Sevgili Arsız Ayın'ı yenilir. Onunla ilgili böyle... Ağladın mı? Şeyde, Berce Kristin'de daha şey, yoğun şeyler vardı. Ben hiç o inançları falan taşımıyorum tabii yani. Hiç doğuştan imkansızdım ben yani. Bizim evde yani oruç tutarlar, namaz kılanlar vardı yani yakın şeyde. Ama ben hiç çocukluğumdan beri hiç böyle bir inançlı, o şeylere kapılmış biri değilim. Sorarlar, ben dedim ki doğuştan imkansız. Çocukluğumdan başlayarak yani beni affederlerdi. Yani bir kız çocuğu olarak. Ama bir karar vermiştim. O da sezgisel bir karar. Onu hep söylüyorum. Evde konuşulan dille yazacağım. Bir de içinde büyüdüğüm insanların gerçek saydığı şeyleri ben de gerçek sayıyormuşçasına yazacağım. Bu iki sezgisel karar aslında o zaman. Demek ki göçün getirdiği travma, sonra o parçalanma,
evle sokak arasında bölünme, ev içindeki dili sokakta kullanamama, ikisinin arasındaki bölünme, gece ile gündüz arasında da zaten bölünmüşüz ama bunlar demek ki o yaşlarda çok iz bıraktı bende ve ben tekrar ev içindeki şeye döndüm. Ve kahramanlarım da, yani anlatacağım insanların da gerçek saydığı şeyleri ben de yazar olarak gerçekmişçesine yazacağım. Bunlar çok sezgisel kararlardı aslında. Sonra tabii bu kararlar, Sevgili Aşk Sörüm'ün ilk arka kapak yazısında da var zaten. Bu kararlar gerçekten çok mutlu sezgilermiş, çok mutlu kararlarmış ki benim önümde çok bambaşka bir dünya açtılar. Bu tamamen sevgiyle verilmiş bir karar. Yani işte ben mektebe gidiyorum, politik hareketin içine giriyorum, kardeşlerimden uzaklaşıyorum. Yazdıkça eve yaklaşacağımı zannediyorum. Yazdıkça işte yoksulluğu mesele edip bir böyle felsefeye dalıyorum falan. Böyle o eve dönmek istedikçe sürekli evden uzaklaşıyorsun. Ama bu kararlar benim o insanların aralarında büyüdüğüm insanların, sadece kendi kardeşlerim değil, ev içinde hayatımı paylaştığım insanlar değil, işte bütün o çevredeki yoksulların bütün o geleneği nasıl taşıdıklarına bakmama, dili nasıl kullandıklarına işte izlememe, onu kaydetmeme neden oldu, onu sağladı. Mesela cinlere, perilere inanıyorlar ya diyelim ki. Sonra onların pratik kullanımları, karşılıklar üstüne düşünmeye başladım. Benim için o sezgisel kararın şeye doğması, yani öyle oldu. Sadece çok neşeli geliyor bana. Onları, yoksulların işte hayatı büyülerle, sihirlerle, cinlerle, perilerle kapılarak yaşamaları. O hayat, ben öyle yaşayamıyorum. Yani niye ben onlardan farklılaştım? Üstüne düşünürken de tabii onlara bakıyordum hayretle. Nasıl inanabiliyorlar bunlara? Nasıl böyle kapılıp gidebiliyorlar? O masumiyetin üstünde de düşünüyordum. Öyle yani. Ben çok soğuk bir inançsızım yani, hep öyleydim. Onlar da bilirlerdi bunu yani ama yine de hikayelerini anlatıyorlardı bana. Herhalde iyi koruyacağımı düşünüyorlardı hikayelerini. Ben teşekkür ederim. Evet, gidiyoruz artık herhalde. Galiba öyle değil mi? Yoksulların yanına. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ ederim. Olun, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.